Değerli izleyenler, Magazin 8'den herkese merhaba. Cumartesi keyfinize keyif katacak şahane bir programla bugün yine karşınızdayız. Ve programı gündüzüyle gecesiyle İstanbul'da baş döndüren bir magazin turuyla başlıyoruz. Magazin dünyasından en son haberler. Ama sevgili olarak şu anda kalbimi açabileceğim. En sıcak görüntüler. Ve en son gelişmeler, olaylar Magazin 8'de. Sokakta çalsın, sokakta bir de dinleriz, öyle değil mi Özkan? Sloganımız daima genç. Horaz Karayel'in Zülfikar'ı Celil Nalçakan yakın arkadaşlarıyla kahvaltıda buluştu. Şiir tiyatroları sanatçılarından Güzin Özyağcılar dizilere nazaran tiyatroda seyirciyle buluşmanın daha anlamlı olduğunu açıkladı Magazin 8'e. İkisinde de oyunculuk yapıyoruz. Birini kamera karşısında, birini seyirciye karşı. Ama bana sorarsanız ben her zaman seyirciyle yüz yüze, nefes nefese oynamayı tercih ediyorum. Bizimkiler dizisinde Tak Tak Sedat'ın eşi Serpil rolüyle kalplerde taht kuran ve aynı dizide eşi Ertal Özyağcılar'la çalışan Güzin Özyağcılar eşiyle uygun olursa aynı projede yer alabilirmiş. Olursa olur. Olmazsa da olmaz. Öyle bir şartımız, öyle bir şeyimiz yok. Denk gelirse niye olmasın? Tiyatro, sinema ve dizi dünyasının iki efsane ismi Haldun Dorman ve Zihni Göktay başarılarının sırrını bakın nasıl açıkladı. Yeni sezona elimizden geldiği kadar güçle hazırlanmaya uğraşıyoruz. Bir sloganımız daima genç. Evet. Yani biz... Öyle. Haldun abinin yanında bir şey söylemeye mezun değilim ama ben de keşke onun yaşında ben de o kadar üretken olabilsem. Tek duam bu. Şehir tiyatrolarının açılış etkinliğinde buluşan iki usta isim yıllara meydan okuyan enerjileriyle herkese örnek oldu. Ben o kadar çok işim var ki yaşlanacak vaktim yok. Aa, bakın, ne güzel o bakımdan, bakımdan şanslıyım. 20 yıl ekranlara ara veren ve Paramparça dizisiyle ekranlara dönen Ertuğrul Postoğlu aynı etkinlikte tüm sanatseverleri tiyatroya davet etti. Biz de elimizden geldiğince oyuncular olarak tabii ki tiyatronun içinde var olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yeni oyunlarla halkın karşısına çıkmak istiyoruz. Ama seyircilerin de yaptığımız bu oyunlara gelmesini istiyoruz. Aynı organizasyonda Gülümse Yeter'in Lütfi Özdemir'i Erkan Sever, Erdal Özyağcılar'la aynı projede yer almaktan mutlu olduğunu söyledi. Çok güzel. Tabii hepimiz çocukluğumuzdan beri onun filmleriyle, dizileriyle büyüdük. Onunla oynayacağımı öğrenince çok heyecanlandım. Hani benim için şu anda bir oyuncu için çok güzel geçirilecek vakitler, çok iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Çok keyif alıyorum oynarken, çok şey öğreniyorum. Özellikle komediye dair. Yazın bir seyyah misali gezen ve uzun tatil yapan Eda Taşpınar'ın tatilinin tadı damağında kalmış. Kapadokya'ya gittim geldim. Çok keyifli, çok güzeldi. Bundan hemen 18 sene evvel gitmiştim ben oraya. Hatta orada çok şeker, o zamanlar otel yoktu. Çok şeker bir teyzenin evinin üst katını kiralayıp orada kalmıştım. Bu sefer çok güzel bir otele gittim. Sosyetik güzel Yunanistan'da da unutamayacağı günler yaşamış. Ben bütün Yunan adalarını dolaştım. Orada çok rahat çünkü feribota atlıyorsunuz. Hemen 40 dakika ileride Paros, Antiparos, Koleandros hepsini gezdim yani bayağı. Eda Taşpınar kadar şanslı olmayan Atiye bu yaz ne yazık ki umduğunu bulamamış. Vefatlar falan oldu, o yüzden bayağı üzücü bir yaz geçirdim. Hiç tatil yapmadım bu sene. Belki Ekim'de yaparım. Atiye piyano eşliğinde akustik bir konser verdi. Güzeller güzeli sunucumuz Irmak Atuk da aynı davette, dantel işlemeli gömleğiyle ve eteğiyle göz kamaştırdı. Hiç uçak korkusu yaşamayan bir insan olarak bende uçak fobisi oluştu. Bu yüzden çünkü haftanın iki günü sürekli İstanbul'a gidip geliyorum programımdan dolayı. Öyle bir dönemim oldu. Bu toplamda 6 kere seyahat etmiş oluyorum uçakla. Biraz böyle uçak fobim oldu diyebilirim. Irmak Atuk yaz boyunca iş hayatı nedeniyle sık sık seyahat etmek zorunda kalmış. Aman ne oluyoruz diye böyle bir panik atak durumum oldu ama çok şükür tatilimiz çok iyi geçti. Aynı zamanda iş hem tatil hem iş. Siyahın tüm asaletini üzerinde buluşturan Hatice Aslan'layız.
10 gün Peru'ya gittim, Güney Amerika'ya. Güzeldi o taraflar. Peru'da yerel halk, hayvanlar, kuzular ve bol fotoğraflı bir tur yaptı ünlü oyuncu. Hem doğayla iç içe olmak hem organik bir şeyler tüketmek iyiydi yani. Seçkin piriler, beyzbol sopası ve ilginç makyajıyla bir fotoğraf çekiminde modellik yaptı. Seçkin piriler tüm yazı oyunculuk eğitimi alarak geçirmiş. Oyunculukla ilgili ben eskiden de almıştım zaten. Ama şimdi yıllardır uzak olduğum için, ara verdiğim için evet eğitim aldım. Kaan Tangöze'den boşanan ünlü model hayatında kimsenin olmadığını belirtti. Kalbim şu anda kimseyi istemiyor. Ben tamamen çalışmak istiyorum. Benim yanımda görebilirsiniz bazı kişileri ya işle alakalıdır ya erkek arkadaş, normal erkek arkadaş olarak görebilirsiniz. Ve hemen böyle yanımda bir erkek gördüklerim zaman işte sevgili mi değil mi diye yazılımı hemen sormaları, yeni bir erkek arkadaşınız mı var ya sevgiliniz mi var diye sormalarından hoşlanmıyorum. Ama sevgili olarak şu anda kalbimi açabileceğim, sevgili olabileceğim bir duyguda değilim. Özkan Uğur yakın arkadaşı Zafer Algöz'le Nişantaşı'nda yemekte buluştu. Dizi, sinema öyle. Şu anda yok ama. Ekranlar sizi çok özledi ama. Öyle mi diyorsunuz? Ben çok özledim. İnşallah bakalım projelere bağlı. Ünlü oyuncu Zafer Algöz büyük bir MFÖ hayranı olduğunu söyledi. Gelecek Zafer'de inşallah konsere. Vallahi ben herhalde en çok Özkan abimlerin konserini seyretmişimdir. Her zaman söylüyorum akşam da meclisi geçti. Türkiye'deki bütün zamanların gelmiş geçmiş en büyük grubu. Sağ ol. Mazhar Fuat Özkan sokakta çalsın sokakta bir de dinleriz öyle değil mi Özkan abi? Zinet Salih Harbiye Aşık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi. Harbiye için imajını tepeden tırnağa değiştiren Zinet Salih, sarı saçları, tüylü mini elbisesi ve elbise kumaşından şalıyla alışılmışın dışında bir görünümle sahnedeydi. Tüm yazı çalışarak geçiren Yusuf Güney, yurt dışından misafirlerini ağırladı İstanbul'da. Çok güzel, iyi öyle geldim arkadaşlarla, dışarıda öyle bir şeyler. Takıldık biraz. Yusuf Güney, aracına bindiği hanımefendinin sevgilisi olmadığını, arkadaş olduklarını belirtti. Aşk hayatı gülecek inşallah, yadır bakalım. Bir ufaktan yeşil ışıklar görüyoruz.